Uşağa bağlı, mütevazi, sakin ve huzurlu bir köy olan Elmacık köyündeyiz. Uşak şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan bu tatlı köy ismini Yörük cemaatinden almış. Köyün kuruluş tarihi pek bilinmese de 16. yüzyılda Osmanlı piyadegan defterlerindeki yazılanlara göre köyde iki piyade çiftliği bulunmaktaymış. Elmalı Bey isminde bir aile gelip bu mevkiye yerleştiği için ismi Elmacık olarak kaldığı bilinmektedir. Köy yolunda bizi kışın geldiğinden haberleri yokmuşçasına yemyeşil bir şekilde yol kenarına sıralanmış çam ağaçları karşılıyor. Girişinde kendisine has yapısıyla yıllara göğüs germiş Elmacık Köyü Camisi gözlerimize çarpıyor. Avlusundaki kocaman havuzu ve içindeki balıklar ile birlikte tüm gözleri üzerine çekiyor. Ben Mehmet Çakmak, öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Ben Elmacık Köyü Cami İmam Hatipliyim. Burada 4 senedir, 2018 Ağustos ayında geldim buraya. 4 seneyi geçti. Burada görev yapıyoruz, görevimizi ifa ediyoruz. Camimizin bahçesiyle, avlusuyla, içi dışıyla yani ilgileniyoruz. Çiçeklendirmeye gayret ediyoruz, temizliğine. Yani bizim şeyimiz camiyle geçiyor artık günümüz. Camiyle, çocuklarla, Kur'an kurslarında öyle yani. Caminin içinde yer alan doğal kaynak suyu, köy halkı ve çevredeki komşu köyler tarafından sık sık ziyaret edilip kullanılıyor. Elmacık köyünün doğallığı bizi heyecanlandırıyor. Yıllara meydan okumuş bu köy, onca yaşanmışlıklara rağmen dokusunu hiç bozmamış. Dışarıdan izole olmuş Elmacık köyü halkı, genel olarak sakin ve huzurlu bir hayat sürüyor. Elmacık köyünün 300'e yakın kişiye ev sahipliği yaptığı biliniyor. Köyün birçok yerinde kerpiç, taş ve ahşaptan yapılmış evleri görmek mümkün. Sanki köy tarihin her çağından birer parça almış gibi. Köyümüzün nüfusu yaklaşık 250-300 civarı köyümüzün nüfusu ve çoğunluğu da 50-60 yaş üzeri bu nüfusun. Genç nüfusumuz maalesef köyümüzde az. Gençlerimiz köyümüzü tercih etmiyor maalesef. Yani sigortalı bir işte çalışayım, kirada durayım ama sigortalı olsun gideyim diyorlar yani. Maalesef burada tarım ve hayvancılığı devam ettiren yok yani gençlerimizden. Maalesef köyümüz göç verecek yani, daha çok nüfus azalacak.
öyle bir statüde. Köyümüzün yakınlarında insanların tahıl ekimi için hazırlıklara başladığını görüyoruz. Köy halkı geçiminin çoğunluğunu tarım ve hayvancılıkla karşılıyor. Yaz kış fark etmeksizin topraklarının verimli olmasından kaynaklı çok fazla tahıl, meyve ve sebze yetiştiriyorlar. Bazı sebzelerin suların azalmasından ve bölgedeki kuyuların derin olmamasından kaynaklı üretimi azalmış. Halk tarlalarında yetiştirdikleri mahsullerin bazılarını kendileri için ve evlerinde besledikleri hayvanlar için kullanıyorlar. Geriye kalan mahsulleri ise uşak pazarlarında satışa çıkarıyorlar. İki haftada bir aile hekimimiz gelir köyümüze. Sağlık ocağımız bölmeye bağlı. Yani insanlarımız ilaçlarına falan muayene olmaya bölmeye giderler. Oraya bağlı olduğu için. Köy sakinlerinden Hüseyin amca kış için hazırlıklara çoktan başlamış bile. Elindeki baltasıyla birlikte odunları birer birer kırıyor. Okulun avlusunda hindilerini güden bir amcaya rastlıyoruz. Amcamız hindilerini hem yumurtası hem de eti için beslediğini anlatıyor. Bunların yanı sıra yumurtası için yetiştirdiği birçok tavuğu da varmış. Köyde bulunan okul çok eski zamanlarda kapanarak eğitim vermeyi sonlandırmış. Bölmede eğitimlerini çocuklar ilk bu ortaokul öğretimlerini orada görmekteler. Taşımalı eğitimle gidiyorlar. Lisede Uşak'ta zaten liseye de geliyor taşımalı eğitimle. Öğrencilerimiz böyle eğitimlerini devam ettirmekte. Köyümüzün yakınında bulunan, oluşum tarihi tam olarak bilinmeyen bir höyük yer almakta. Geçmişteki insanlar buralara yerleşip yaşamlarını bu arazilerde devam ettirerek bizlere tarihi açıdan önemli eserler bırakmışlar. Köyümüzün biraz ilerisinde yer alan Elmacık Köyü ile Karahasan Köyü'nü birbirine bağlayan il işçiliği ile özenle döşenmiş bir köprü bulunuyor. Bu köprünün yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yakın zamanda iki köy halkı tarafından el ele verilerek inşa edilmiş olduğu biliniyor. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan sıcakkanlı insanları, doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferi ile birlikte bizlere kucak açan bu köyden ayrılacağımızı bilmek içimize bir hüzün düşürse de burada geçirdiğimiz zamandan ve bize yaşatmış olduğu mutluluktan dolayı teşekkür ederiz. Umarız yolumuz buralara daha çok düşer ve tekrar karşılaşırız. Sağlıcakla kal Elmacık.